Merhaba, Justine sabunatölye.com'dan. Bugün aromaterapi ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Yani geçen hafta sordum aromaterapi ilgili mi bir yazı istiyorsunuz ya da Hindistan cevizi yağıyla. Aromaterapi ilgili olarak cevap geldi. Sonra da yazarken biraz zorlandım. Hadi video olarak deneyelim dedim. Bakarsınız, beğeniyorsunuz, böyle devam etmeye düşünüyorum. Şimdi aromaterapi nedir? Aromaterapi hem çok eski bir bilim desem, çok eski bir tedavi türü, bilim türü, hem de çok yeni. Yani aromaterapinin başlangıcı Mısır zamanında bile bulunabilir. Ama bugün adlandırdığımız aromaterapi ancak 50-70 sene yaşında. Bir Fransız parfüm tarafta adlandırdı. O da bir laboratuvar kaza nedeniyle söyleniyor. Aromaterapi, yani uçucu yağların tedavi etkisi keşfetti ve bu isim koydu. Aromaterapinin temeli uçucu yağlar, çiçeklerin, tohumların, bitkilerin uçucu yağları. Uçucu yağlar nedir? Uçucu yağlar çiçekten çıkartan veya yani genel olarak çiçeklerden, bitkilerden çıkartan yağları ve onda genelde bir koku veriyor. Bu koku fark edebilmek için bu koku uçması gerekiyor. Bu yüzden bunların uçucu yağ Türkçe denir. İngilizce onların isim genelde essential oil olarak geçiyor. 7 tane bitkilerdeki yerlerden çıkartıyor uçucu yağı. Bir çiçek, onu en çok bildiğimiz Türkiye'de olanı lavanta ya da gülü olsun mesela. Yaprak veya küçük dal, mesela petit grain için, yani turunçgille yaprak kokusu bu. Reçineden mesela günlük sakız uçucu yağı var. Kökten çıkartan uçucu yağ zencefil örnek olarak. Tohumdan çıkartan bir uçucu yağ karabiber uçucu yağ. Meyve kabuktan biliyor, bütün portakal, yani turunçgiller, portakal yağ, limon yağ, lime oil, bunları hepsi kabuktan çıkartan. Meyveden direkt olarak mesela bütün meyve olarak vanilya diyebiliriz. Meyve kabuğu ve tohum bazen değiştirerek kullanılır. Ona duruma göre biraz kafa karışabilir olay. Uçucu yağlar nerede etkilidir? Burada mesela duygusal bir etkisi var. Sinir sistemi genel olarak, yani sadece duygusal olarak değil, sinir sistemi genelde de bir etki gösteriyorlar. Limbik sistemimiz de etki gösteriyorlar. Solunum sistemimiz. Endokrin sistemimiz, yani hormonlarda, sindirim sistemimizde, deride, bağışıklık sistemi ve genitourinary sistemde. Şimdi bunlar çok hepsi yabancı kelime desem ya da tibbi terimler. Bu konularda daha çok ilgileniyorsanız yorum olarak bana bırakın. İsterseniz o zaman daha çok aromaterapi ilgili şeyler size sunmak çalışacağım. Uçucu yağlar nasıl kullanabilir? Şimdi de bakalım. Şimdi uçucu yağları en basit halinde masaj olarak kullanabiliriz. Yani bir taşıyıcı yağla ilave edip masaj uygulama yapabiliriz. Koku, direkt koku olarak kullanabiliriz. Aynısında tekrar banyoda ya da ya duşta, yani sıcak suyla biraz koyup ya da duşta kullanmak istiyorsanız ufak bir süngere üstünde koyup banyonun ve duşun sıcak buharla etrafına kalacak. Buhar olarak kendine, yani yüz buharla yapabiliriz ya mesela orada kullanabiliriz. Cilde uygulama, masaj dışında yani kremlerde, losyonlarda kullanın. Ya da hasta durumlarda sıcak ve soğuk havluda kullanırız. O da tekrar damla damla. Ya da mesela bu cilt bakımı için güzel de bir uygulama. Birkaç tane günlük hayatında kullanabilecek örnekleri size anlatmak istiyorum. Mesela günlük sakınız,
günlük sakız evde varsa ve şu anda özellikle kış döneminde astım hastaları veya çok derinden öksürük bir kimse evde varsa günlük sakızı ufalayın. Kayınvalidem onu hep pamuk arasında, yani şey pamuk kumaşı arasında ütüyle hissediyor. Ya da soba üzerinde de kullanabiliriz. Günlük sakız solunum sistemi rahatlatıyor. Bu astımdaki bu kasıtlamayı azaltıyor. Bu mesela bir uygulama. Aynı zamanda ne olabilir? Uykusuzluğundan sıkıntı varsa ya da zor uyuyorsunuz, lavanta yağı kullanabilirsin. Lavanta çiçeği direkt de kullanabilirsin. Ama ya yastık kilifin ucunda ya da bir pamukla üzerinde onu yatağın etrafında ya da yastık kilifin içinde koyabilirsiniz. Genel olarak da burada şu hemen uyarı yapıyorum. Gerçek saf uçucu yağlara saf halinde kullanılmaz. Hiçbir zaman vücudunu saf halinde uygulamayın. Yakabilir bir tarafta, yani işte sadece yani yod, elma yağı gibi değil, yakabileceğiniz. Hem de ufak çocuklar, hastalara, hamilelere yan etkiler olabilir. O zehirleme bir tarafta ve düşü olduğuna kadar hepsi olabilir. Yani uçucu yağla bir tedavi türü, bir tibi tedavi türü. Bunu bilinçli kullanmak gerekiyor. O çok önemli. Eğer internette, benim dahil de, bana inanmayın, kontrolsüz. Öyle demek istiyorum. Yani eğer kaynağın gerçekten mi, konusu ilgili biliyor mu, konusu ilgili sadece yani başka bir yerde toplayıp mı anlatıyor, onu da öğrenmeniz lazım. Sizin süzgecinizden geçmeniz lazım. Başka ne olabilir? Mesela tekrar kış geliyor, ondan kış şeyleri aklıma gelip duruyor. Evde hastalık gelmesin, yani grip gelmesin, çocuklara okula gidiyorlarsa kekik alın, taze ya kuru, suyu kaynatıp soba üzerinde bırakabilirsin. O bol, bram bram sürekli kekik kokacak. Kekik çok etkili bir yağ, bir antibakteriyel yağ. Yani özellikle şu andaki mevsimlerde yardımcı oluyor. Başka ne olabilir? Günlük sakız yağı veya gül yağı, itir yağı. Bunlar hepsi mesela cilt için çok faydalı yağlar. Onlar özellikle kırışıklık için, yaşlanma etkiler için çok faydalı oluyor. Lavanta yaralı için iyi geliyor. Lekeler için de iyi geliyor. Ama dediğim gibi hepsi bilinçli kullanmamız gerekiyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız ya da diyorsanız ha, şunu ilgileniyorum, biraz bize daha anlatın. Lütfen bana yorum olarak bırakın. Aynı zamanda şu video türü size hoşuna gidiyorsa ona da bana lütfen mesaj bırakın. Benim bugün bu kadar. Tekrar görüşürüz. Bye bye.